gömüyorum diyor. Annen dedi ki sen gömmüşsün kardeşinle yeğenini, nereye gömdün diye sana soruyor mahkeme. Yani konu sizin konunuzdan çok farklı sizin şu anda mahkemede yargılanma konunuz. Sen de yargılanıyorsun, Hava Hanım da yargılanıyor, Emine de yargılanıyor, Ayşe Melek de yargılanıyor. Farklı farklı çünkü bir grup Meryem'i gömmüş, bir grup Melike'yi gömmüş. Size bunları söyleyen de yine kendinizsiniz. Kendi kendiniz bunları anlatmışsınız arkadaşlar. Size kimse mahalleli, konu, komşu, akraba, dede, teyze bunları söylememiş. Annen söylemiş, baban söylemiş, kız kardeşin söylemiş, erkek kardeşin söylemiş. O yüzden yargılanıyorsunuz. Evet. Size evet, kimse iftira atmıyor. Siz kendinizi anlatıyorsunuz. Eniştem ölümüne sebebiyet verdi ya da öldürdü. Biz bilmiyoruz. Hatta annem şöyle söylüyor yani... Artık hani Allah'tan mı öldüler? Aynen böyle demiş. Allah'tan mı öldüler? Yoksa hani bu ispirto içirerek mi öldü bilmiyorum ama... Eğer bundan dolayısa ben damadımdan da şikayetçiyim demiş. Aynı şekilde babanız da aynısını söylemiş. Kız yani kardeşim de... Bunu söyleyen yabancı biri olsa... Dersin ki bana husumeti var. İftira atıyor. Yalan söylüyor. Aranızda bir husumet vardır. Bir tarafı, hepsi birinci derecede yakın akrabaların. Anne, baba, kardeş. Erkek kardeş. Bundan daha yakın bir akrabalık yok yani. Can ve kan beraberliği olan kişiler. Sonra orada bak konuşuyor adam mesela. Bahçe şöyle oldu böyle oldu diye. Bizlere de hacet yok. Adam orada söylüyor bak. Evet. Bahçe'ye... Şimdi Müge Hanım. Ben şimdi anlattım ya, bunlar benim arkamda olduğu için, bunlar bana tepki gösterdiler ki, biz senin çocuklarını falan ölürük, böyle devamlı ne zamana kadar gezeceksin? Bu suçları damatın, hani ben onlara verdiğim için, bu Tuncer'e bunu iftirayı atmazsan, ben sen böyle devamlı gezersin. Ben bunu böyle Tuncer'in üstüne atmasaydım onların baskısı altında, Aydın'a gittim, Didim'e, Urfa'ya, oraya, buraya gittim, niye gittim? Göçebeler gibi her yere gittim. Onların dediğini yaptım. Ondan sonra da İzmit Emniyet'te kaldım ben şimdi. Rahatım. Suçu Tuncer'e attığım için tamam, rahatım. Tamam yine aynı yerdesin. Bu süre içerisinde aynı. De size kapınızda dayanan yok. Silahla evi tarayan yok. Evimizin olsa ben onun evine gittim. Mesela kendi evimde kapı evin etraflarında evin duvarlarına vurmak. Hatta çamaşırlarımı bile çaldılar askılıktan dışarıda. Yani bu kadar da olur Emine mu mi ya? Çaldı? Ben Emine demiyorum. Bunlar bir ekip geziyorlar. Ben de diyorum, benim durum olmasa, benim sıkıntım olmasa. Aslı Hanım, aslında ben hata ediyorum sanırım ama... Organ mafyası diye bir şey bir kere yok, bunlar, onu bilin. Yok. Bunlar bir... Bak dinler misin beni? Bak, evet, bir kere dinliyorum. Organ mafyası denilen şey, ben bunu zaman zaman programda da anlatıyorum. Organ mafyası evet zamanında olmuş, savaş dönemlerinde, kaos dönemlerinde... Hatta çok ünlü bir doktor vardır bu konuda. Doktorluk mesleğinde başarılı olduğu için değil, böyle bir insanlık suçu işlediği için ünlü olan bir doktor vardır. Yani kötü ün var, iyi ün var. Savaş sırasında oraya gelen işte savaş esirlerinin bu böyle yani Allah tarafından benim böbreğimi beni aldım, benim böbreğim ona, onun böbreği ona uymuyor. Bir takım testlerin yapılması lazım. O testlerin sonucunda... Yani donör olabilmen için. Bir de hastalıkları olanlar lazım. O donörlerin eşleşmesi lazım. Ona göre o böbreği alacaksın, ona vereceksin. Yani öyle sokaktan bir tane birini kaçırdın. Aldın onun böbreği ona, onun kalbi buna olmuyor. Bu da yaratılışımızın bence en güzel özelliklerinden biri. Onu ben bilmiyorum. Bu böyle bir orada da savaş kampı var, ya esir kampı var. Esir kampından insanların evet bu şekilde alınarak iç organları bir başkasına nakledilmiş. Bu da ortaya çıkmış. Yani mesela çocuklar bunu yapılabilmesi için ne yapmasın lazım biliyor musun? Mesela 10 tane çocuk kayboldu. O 10 tane çocuğun mesela aynı hastaneye, aynı sağlık merkezine, aynı doktora falan gittiği tespit edilir. O doktorun başka bağlantıları ortaya çıkar. İşte biz organ mafyasından falan öyle bahsedebiliriz. Yoksa evet, çocuk kayboldu organını çalmak için. Hem de bunu da yaptılarsa eğer... Ha insanların böbreklerini yasa dışı yollarla almaya çalışanlar para vererek falan o da suç. Onu yapanlar yok mu? Zamanında izledik haber programlarında var. O da ayrı ama cinayet değil. O da yasa dışı yollarla organ naklinden bahsediyoruz. O da ayrı bir konu. Fakat hani senin çocuğunu Eyüp Sultan'da kaçırıp yarım saat sonra polis karakolunda bulup organ mafyası kaçırdı diyemezsin. Bu sizin kardeşleriniz, onların çocukları ve diyelim ki mafyatik insanlar... Mafyatik insan senin niye gelsin de benim bu, astığın çamaşırı çalsın?
Ben bunu bana göre saklı olabilirler ama ben yalan söylemiyorum. Benim ama bunu bana hayatım, diyen, benim kardeşim, biraz... benim oğlum, kızım dedi. Aç ki mikrofonu duyalım. Benim oğlum, kızım dedi. Benim kardeşim, Emine dediğim. Benim dedi çocuklarım mafyayla geziyor tamam, dedi. Tamam, o mafyada gelip senin kirli çamaşırlarını mı çalacak? Çalıp da ya, ne bileyim ben ne için aldılar. Çalacak, ama büyü yapacak size değil mi? Sabah, sabah. Çalacak, neyi? Sana da enişte damadın diyor ki çaldılar, büyü yapacaklar onunla. Aynen öyle. Ben dedim, sen doğruyu söyle bana, ya. Ben bu işleri artık burada ben hala daha of. Kesme şekerler altın olsun diye bekleyenleri bile misafir ettim ne yazık ki yani. Evet. Ben evet. Şimdi bu çamaşırı çaldılar dediysem yani o aldı bu aldı demiyorum. Zabana baktım ipte çamaşırlar yok. Abla bak ben seni seviyorum. Sen iyi bir kadınsın ama niye beyninin yıkandığını kabul etmiyorsun? Bak şimdi bu benim o yaşandığım olayda. Emel gelip kız çocuğun elinden tutup çıkarıp götürüyor. Çocuk bunu kendisi söylüyor. Odaya bıraktım ki çalmasınlar dışarıdan diye. Odaya attık biz bunları. İki hangisi var. Söylüyor bunu? Melike. İki ha? Bunun var. İki de onun var. Dört tane çocuğu odaya bıraktım ki. Melike kaç yaşında Melike'nin? Tanıyor ama Emel'i tanıyor. Yavrum Emrah Melike tanıyor. Kaybolduğunda zaten 6 yaşında. O zaman 5 yaşındaydı. 5 yaşında nerede gördü de ötekini tanıyacak? Beraberler yaşıyorlardı. Şey, Paşabahçe'de beraberler bunlar. Kaç yaşında Paşabahçe'de beraberlerdi? 2-3 yaşında beraberlerdi. 3 yaşında gördüğü birinin çocuk 5 yaşında o geldi aldı. Nasıl desin ablacığım ama ne olur ya. Kaç tane çocuğun var biliyorsun sen de çocukların gelişim sürecini. Çocuk bana dedi ki Emel abla bunu dedi kolundan çekti aldı götürdü dedi. Baktım ki o diye yok. Karakolda, aldı getirdi. Nerede buldun sonra? Karakolda. Karakolda buldun. Geldi mi Emel ablası aldı karakola mı bıraktı? Tüncer'le İsa gelecek karakola. O kadar yol sizi arayacak kilometrelerce günlerce arayacak. Alacak çocuğu elinden karakolun önüne mi bırakacak? Ablacığım aklınız ben orayı bilmiyorum. Şimdi ama burası önemli olan. Bunlar şimdi bak Tuncer'le bu karakola haber abi. Vermeye giderken iki tane polis bunlar daha oraya varmadan iki tane polis geldi vurdu kapıya. Dedi ki çocuğunuz kaybolmuş getirdik. Getirdik demedi. Karakola çağırdı. Çocuğu biz bunları karakola çağırıyorum dedi. Çocuk var. Ben dedim ki sana ifade etmeye geldiler zaten. Ben niye anlatamıyorum ben herhalde değil mi? İhbar etmeye geldiler dedim. Tamam dedi geçti gitti. Orada da daha alınmadı işte almadık. Bir beyefendi telefon attığımızda 2010 yılında Tuncer ve İsa ile aynı cezaevinde kaldık diyor. İsa'nın neden cezaevine girdiğinin bantları da var. Onları da hazırlayalım. Beyefendiyi bir dinleyelim. Efendim günaydın. Ay ben de dinleyelim deyip diyorum. Benim de kafam karıştı. Vallahi kusura bakmayın ya. Karışır. Yani beyefendi günaydın efendim buyurun. Evet, bizim işte. Hayırlı sabahlar. Çok teşekkür ediyorum sağ olun. Vallahi kusura bakmayın ya beynim durdu buyurun. Yok beyninizin durması normal. Kusura bakmayın şimdi size ne kadar yardımcı olabilir bilmiyorum ama İsa'larla biz cezaevinde yaptığımız dönemde bunlar geldiler. Benim kendi yaptığım küçük koğuşa bunları verdiler. Eniştesinin yani Tuncer'in bu cezaevinde de. Aynen öyle. Yani İsa şimdi orada inkar edebilir yok tamam mı yalan diyebilir şunu bunu diyebilir iftira atıyorlar kelimesini çok sık kullanıyorlar bunları diyebilir ama benim onlarla ne ticaretim var ne almışlığım ne vermişliğim var sadece olanı söylemek amacıyla çünkü sizi her gün izliyoruz. Öyle. Sağ olun teşekkür ederim. Çok güzel çok kaliteli bir yayınla yapıyorsunuz. O sağ açıdan olun. Yani orada o insanları o kadar da engaje etmenin bir gereği yok. Yani biz şu an sizin işlediğiniz konuyu 2010 senesinde 8 yıl önce bir pil ağızlarından dinliyorduk. Yani koskoca koğuş işin içinden çıkamadı. Ne yani hoca ayağı derken şimdi şöyle ifadeler de var. Tuncer yarı hocaydı. Şimdi bu yarı hoca kısmını ben hiç anlayamadım. Yani şimdi, mesela yarı fizik profesörü. Yarı ya, matematikçi yani. Değil mi? Yarı doktor, yarı hemşire yok da. Yarı hoca nasıl oluyor? Az sonra izleyeceksiniz. Hoca ayakları derken... Şimdi Müge Hanım yanlış anlamayın da. Yani insanları ben tamam mı etki altına alabilirim. İnsanlarla işte tamam mı istediğimi yaptırabilirim. Bazı ayetleri işte tamam mı... İsa bunları çok iyi biliyor. Konuşulurken de tamam mı yanımızdaydı. Anlatsana İsa ne konuşuyor? Ne anlatayım? Yani, öyle bir şey yok ki. İsa. Hayır, şimdi bak kardeşim. Tanıyamadım sizin cezaevinde tamam mı beraber bak yattığın koğuşa kadar söylerim güzel kardeşim. Doğru mudur buraya kadar? Tamam yattık beraber de seni çıkartamadım kim diye.
Boş ver, çıkartma. İsmin ne? İsa kardeşim. Onu çıkartman değil ki önemli olan. Yaşanan olayı hatırla. İsa. Evet. İzmit C tipi cezaevi. Tamam. 7 numaralı koğuş. Tamam. Tamam kardeşim. Koğuşa giriş kayıtlarınızı bile tamam mı ben yaptım sizin içeride. Tamam mı? Hadi onu da geç. Büyük koğuşta yer yok diye sizi tamam mı aynı Malta'nın içindeki ufak koğuşa verdiler. 8 kişilik koğuşa verdiler. Tamam. Doğru mudur buraya kadar? Doğru. Hatta eniştenin Tuncer'in bu Hacı Hoca ayaklarından bir gece tamam mı büyük koğuş ayağa kalktı kafasını gözünü kıracağız dediler. Doğru mudur? Orayı hatırlamıyorum. Bilmiyorum orayı. Nasıl hatırlamıyorsun? Kırdılar mı peki? Peki dövdüler mi? Devletin elinde kimse kimsenin kafasını kıramaz. Peki zaten nasıl kıracaktı ya o zaman? İsa. Sen dedin ya orada kafasını kıracaklardı diye. Kıracaklardı ama aldılar diyor işte. O akşam orada zıp zıp zıpladınız oğlum sabaha kadar tamam mı? Uyuyamadınız lan eniştenle beraber. Sen boş versen yalanları niye kandırıyorsun öyle? Duydum bir yerlerde söylüyorsun onu öyle. O zaman sen onu Tuncay'a sorarsın. Güzel kardeşim. Bak bir şey söyleyeyim. Sen o zaman Tuncay'a sorarsın onu. Enişten namaz vakitlerinde tamam mı? Böyle imamlık bile yapmadı mı koçum şeyde? Yok. Nerede? Ya imamlık yapabilir. Ona bir ihtiyacım yok. Ya Allah'ını seversen İsa. Yapabilir onu. Yani bak orada o insanların her şeyi biliyorsun. Tamam mı? Bari annene yazık yani o kadıncağızı bak orada tamam perişan etmişsiniz ya. Evet. Dedenden utan ya. Güzel kardeşim. Duydum bir yani size de benim öyle anladığım kadarıyla arkadaşlar da bilgisini veriyor. Yani üç harfleri kullanabilerek insanlara her şeyi yaptırabileceğini iddia ediyor. Aynen efendim. Ben bazen... orada. İsa bunların tamam mı baskısı altında kalan bir adam. O zaman sen geldiği zaman ona sorarsın. Öyle ben bir şey bilmiyorum. Boş konuşma. Valla boşu dolusu yok be kardeşim. Enişten tamam mı arabasını bile teklif etti koğuşun içindeki insanlara. Böyle başımızda iş var. Arabamızı alamıyoruz falanca yerde çıkan bir arkadaş alsın diye. Yani bunların hepsi mi tamam mı orada yaşanmış şeyler? O zaman sen kendine sorarsın onu, bana sorma. Akabinde de tamam mı o koğuştan alınmınız sonra? Sen eniştene bir şey söylersen sana bu üç harfler bir şey yapacak diye mi korkuyorsun? Yok, niye bu üç harflerden... Ama bütün konu komşunuz öyle söylüyor. Ya, o duydu başkasına, bu da aynı tekrarlıyor işte. Nereden bilsin senin koğuşunun numarasını? Telefonlar açıyor, televizyonu gösteriyor, o da duydu, açıyor telefon. Ben de bilmiyorum ki senin hangi koğuşta yattığını televizyonda gösteriyor. Ben nereden bileyim? Şimdi televizyondan duymuyorum, o da oradan tasdikliyor. Nereden bilsin senin koğuşunun numarasını yavrum? Şimdi söyleniyor, işte televizyonlarda söyleniyor. Başlasa açıyor, komşular açıyor, bu da yani duyuyor, kafasına takılıyor. Biz konuştuk mu öyle bir şey burada, İsa? Biz konuştuk mu burada böyle bir şey? Üç harfler falan deniyor ya. Yok hoca falan diye. Onu duydu, söylüyor işte kafasına göre. Niye? O da mı Melik, o da mı Emine'nin şeyi tuttuğu adam, para verdi? Ben tuttu demiyorum ki ben onu. Ama yani herkese öyle söylüyorsunuz. Niye yalan söylesin? Ne gibi bir gerekçesi olabilir? O zaman ona sorun, bana sormayın onu. Ben öyle zaten bir şey bilmiyorum. Zaten birçok şeyi evet kabul etti. Yalan söylemediğini söylüyor. Sen zaten... Telefondaki beyefendinin anlattıklarının çoğunu şimdi, evet doğru. Tamam, aynı koğuşta yattık. Koğuşta yattık. Aynı dedi koğuşlar doğru ama çoğusu doğru değil hocam. Şunu yani şey değil. Şunu kabul ediyorsun. Tamam. Yani bu demektir ki bu arkadaş oradaki yaşantılarını, hatırladıklarını hepsini sana tek tek önüne döküyor. Sen bir kısmını kabul ediyorsun, bir kısmını kabul etmiyorsun. Ya,